bir aradayız. Oturumlar nasıl geçti? Herkesin keyfi yerinde mi? Süper. Valla bu alkışları aynen size iade ediyoruz. Çünkü aralarda, oturumlarda size deneyim paylaşan arkadaşlarımızla görüştüğümüzde herkesin ortak olduğu bir konu vardı ki çok ilgililer, çok not aldılar, gözleri açıldı ve parladılar ve çok katılımcıydılar. Bu yüzden güzel alkışlar lütfen kendinize gelsin. Şimdi artık öğleden sonraki bölümde işler biraz daha karışacak. Bakalım öğretmenlik hayatımızla ilgili bizi neler bekleyecek. Günün ikinci bölümünün birinci kısmında sevgili Başak'a birazdan mikrofonu devredeceğiz. Bugün standlarda da bizimle beraber olan Tiyatrohane'nin doğaçlama tiyatro topluluğu olan Doğaçhane ve Oyun Hamuru Tiyatrosu'nun oyuncu arkadaşları bizimle beraberler. Başak'la az önce konuşurken nasıl bir şey hazırladınız diye sorduğunda ben de bilmiyorum dedi. Çünkü doğaçlama tiyatro üzerine kurulu bir iş yapacaklar. Kocaman alkışlar doğaçlama tiyatro üzerimiz için. Umarım keyifli geçiyordur sizin için süreç. Bugün arkadaşlarım sizler için bir okul filmi, daha doğrusu 3 okul filmi yazacaklar. Kendilerine film türleri belirlediler. Bu film türlerine göre birer okul hikayesi yazacaklar. Filmlerin isimlerini de sizden alacağız. Sonra bu filmlerin ilk bölümlerini izleyeceğiz. Filmlerin ilk bölümlerinden sonra, ilk 5 dakikasından sonra hangi filmin devam edeceğine, hangi filmle vedalaşacağımıza karar vereceğiz birlikte. İki filmin devamını izleyeceğiz. Sonra yine bir filmle de vedalaşacağız. En sonunda bir film kalacak. O filmin sonuna kadar izleme şansımız olacak. Biraz şimdi böyle filmin ismi ne olabilir acaba diye hafiften bir öğretmen filminin, bir okul filminin adı ne olabilir diye düşünmeye başlayabilirsiniz. Sesim geliyor mu arka tarafa doğru? Ya biraz geriden konuşmuştum onlar aslında ama... Şimdi bize eşlik edecek, meğer Doğan adamı da anlatabiliyor musun? Bize eşlik edecek arkadaşlarımı davet ediyorum. Doğaçhane'den önce davet ediyorum. Tiyatrohane'nin dolaşlama grubu Doğaçhane'den. Sevgi, Melike, Ayşegül ve Mustafa geliyor. Evet.
ikimizin için bugün yönetmenlik yapacak. Onlar filmin akışını belirleyecekler. Arkadaşlarımızla hep birlikte bu filmi oynayacaklar, canlandıracaklar. Bir ulaşabilir misiniz? Ses nasıl gidiyor bakalım? Ses pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Nasıl? Cuma, cumartesi. Arka taraf rahat duyabiliyor mu bizi? Süper. Sanki. Melike, hangi türde film? Ben bir distopik hikaye anlatmak istiyorum. Distopya hikayesi. Bir distopya filmi yapacak. Okul konulu. İsmi ne olsun? Şöyle güzel bir şeyler. Distopik bir hikayenin adı ne olabilir? Daha önce yazılmamış bir film. Yapılmamış. İlk defa burada beraber çekeceğiz. İsmini de siz belirleyeceksiniz. Fikirleri alayım. Oradan aklına gelen söyleyebilir. Okuldaki kara delik dedi. Okuldaki kara delik. Evet, çok güzel. Varsa birkaç var mı başka alalım fikri olan? Andromeda. Andromeda. Arkadaki yaramaz. Arkadaki yaramaz. Doğru mu anladım? Evet. Güzel. Okul istilası. Okul istilası. Türk öğrencisi mi? Dostum. Distopik hikayeler. Buyurun. Sınıftaki yıldız yolu. Sınıftaki yıldız yolu. Sen seçebilirsin. Arkada bir hanımefendi. Ben gülüyor muyum? Bu hiç distopik değil. Sık sık kullandığımız bir şey ama filmi güzel olur bence. Bence filmi güzel olur. Bence buradaki bütün öğretmenler bunu hissedecek. Ben gülüyor muyum? Alıyorum. Teşekkür ediyorum. Süper. Bize de anlattınız. Ben bir sanat filmi yapacağım. Uzun uzun bakışmalar. İsmi ne olsun? Kemal Sunal'ın gözünden. Kemal Sunal'ın gözünden. Başka? Okul yolu düz mü gider? Aldım. Evet, Sevgi. Bir melodram filmi izleyeceğiz. Ben de bir isim alayım. Var mı melodrama isim önerisi olan? Buyurun. Seslerin kalbi var mıdır? Seslerin. Seslerin kalbi var mıdır? Bu seslerden kastımız ilkokul bir galiba değil mi? Buyurun. Sınıf annemi kaybettim. Bir okul öncesi öğretmeninin haykırışları. Bence de yani. Sınıf annemi kaybettim. Yani aslında zaten sınıf annesi kavramı çok yoktu. Şimdi komple kalkmış oldu. Gerçekten o çocuk sayesinde oldu. Böyle bir şey. Evet. Şimdi ilk olarak kim başlamak ister, Melike başlamak ister misin? Şimdi ilk olarak distopik filmimizin ilk 5 dakikasını izleyeceğiz. Bir 5 dakika sonra filmi kesecek. Diğer filme geçeceğiz. Sonra diğer filme geçeceğiz. Sonra yönetmenlerimiz filmin devamını merak etmemizi sağlayacak bir takım fragman cümleleri söyleyecekler ve onlara oy vereceğiz. Seçeceğiz içlerinden birini. Başlıyoruz şimdi. Şu mikrofonu kapatıyorum. Hazırsak şöyle bir geleneğimiz var doğaçlama tiyatroda. Sizden yönelimleri alıyoruz ve oyuna başlamak üzere artık hazırız. Hep birlikte 3'ten geriye sayıyoruz. 0 demiyorsunuz. Siz 3, 2, 1 diyorsunuz. Ben de düğü çalınca oyun başlıyor. Hazır mıyız? Şöyle burayı inletebilecek miyiz bir bakalım. Enerjimizi bir görelim. 3, 2, 1. Yıl 1995. İzmir'de yağmurlu bir pazartesi. Öğretmen Mithat çalıştığı okulda ilk derse girmek için sınıfa ulaşmıştır. Öğretmenim. Söyleyelim. Öğretmenim, ben geç kaldım. Ben önce girdiğim için yok yazmıyorum. Buyur. Yaşasın. Süper. Evet çocuklar. Yağmurlu soğuk düşündüğünüzü biliyorum. Bugünkü dersimiz felsefe. Bunun üzerine tartışalım sizlerle.
Evet, ilkokulda felsefe dersi vardı. Evet, ben yanlış girdim. Lise olarak gelmiştim ben. Bugün hayat bilgisi istiyoruz sizlerle. Öğretmenim, hayat bilgisi de bir felsefe değil mi? Çocuğum, sen lisede gel beni bul. Tabii 1995 yılında bir dersin işlenmesi için olan gerekli olan tek şey bir öğretmen, bir de kocaman bir sınıftı. Mithat Hoca'nın sınıfı o kadar kalabalıktı ki bir şekilde dersi işlemek zorundaydı. Umarım sesim geliyordur. Benim de ilk günüm, böyle çok heyecanlıyım. Öğretmenim, Cenk saçımı çekiyor. Cenk oğlum yapma, sabit dur. Öğretmenim, arkadaşım benden hoşlanıyor galiba. Cenk benim için. Açabilir miyim? Çöpe gidebilir miyim? Çöpe gidebilir. Cenk oğlum, sen de rahatsın. İkinciyi aç. Ay, kızlar oturun. Delikodu yapıyorlar öğretmenim. Ne geliyor oğlum? Bilmiyorum öğretmenim, gideyim mi, katılayım mı? Sen de bir dinle bakalım. Öğretmenim, bu çocuk gelmesin ya. O üçlüyü önde görüyoruz, sınıf kuşkusunu önde görüyoruz. Orada ne dönüyordu? Evet çocuklar, görüyorsunuz yani. Öğretmen bence dün akşam tam iyi uyuyamamış. Derste ne anlatacağını bilmiyor. Plansız geldi bence. Bence ilk ders olduğu için şu anda çok stresli. Öğretmenim, buyurun. Sizinle şöyle bir konuşabilir miyiz? Buyurun bey. Buyurun. Buyurun, çocukları telaşlandırmayalım. Buyurun. Şimdi öğretmenim, çok elim bir vakayla karşı karşıyayız. Bütün okulları acilen boşaltmamız lazım. Ne oldu lan? Tatil oluyor lan. Çok fena. Valla. Durum çok fena. Alttan boru döşüyorlar. İnternet denen bir şey. Valla. İnanamazsın hocam. İnanamazsın. Kızına inan. Şşş, kızım, geç ya ben. Bak, bizim otoritemizi sarsar bu. Robotlar bizim elimizi mi alacak? İnternetle beraber. Ya sen ne kadar ufku geniş bir adamsın. Evet robotlar. Bak, bizim bu okula ne yapıp ne edip o interneti döşettirmememiz lazım. Tamam hocam, elinden ne geliyorsa yaparım. Sizin yanınızdayım. Sen bir eğitim neferisin. Hocam siz de öyle, siz de öğrenci versiyin. Aferin sana. O sırada öğrenciler bu internet denen şeyin ne olduğunu tartışmaktadır. Acaba bu internet nedir? Almanya'da varmış. Benim amcaoğlum Almanya'dan geldiğinde anlattı. Ne yapıyorlarmış? Valla anlattığı şeylerin çoğunu ben bilmiyorum, ergenliğe girmediğim için. Ama... çok kafa karıştırıcı şeyler varmış. Yandık mı, mutlu mu olacağız bilmiyorum. Her güzel şey olacaktı. Evet, eminim ki. Ama her güzel şeyin arkasında bir de kötü bir şey oluyor ya. Ve son anda ortaya çıkıyor ya bu. Evet çocuklar. Dedikoduyu bitirdik de herhalde. Siz bitirdiyseniz öğretmenim. Öğretmenim, çabuk kaç dakika var? Gel bakalım Berkan, gel. Neyi çaldın? Sen sanırım bu şey hakkında bir şeyler biliyormuşsun. Evet müdür amca. Amca değil, öğretmenim. Müdür öğretmenim. Şimdi bir takım şeyler varmış. Evet var, bir takım şeyler var. Böyle duyuyoruz. Evet duyuyoruz, ben de duyuyorum. Bazen mesela arkadaşlarım konuşuyor, hepsini duyuyorum. Kulaklarım var, iki tane. Yavrum! Sen bu okulda benim gözüm kulağım olacaksın. Ah! Ama o zaman hep kafanızda durmam lazım. Sıradaki filmimiz, sanat filmi, Okul Yolu Düz Mü Gider? Yönetmenimize bırakıyoruz sözü. Leyla, uzun zamandan sonra ataması yapılmış ve ev tutmak için büyük şehre gelmiştir. Kafasında sürekli burada nasıl yaşayacağına dair sorular vardır ve iç sesi ona şunları söyler. Aman tanrım, daha
desen şimdi gelene kadar? Batım olarak maaşım ne zaman yatar? Annemler de evde para bekliyor. Bir dakika, bir dakika. Ben sağduyusuyum. Sen çok karışma. Sonuçta buraya geldiysek mutlaka iş oluruna varacak. Başaracağız. Ben mutluyum. Sağduyulu olarak... Bir dakika, ben sağduyuyum, optimist misin? Leyla bunları düşünürken uzun uzun dalmıştır. Ve ev sahibinin yanına geldiğini bile fark etmemiştir. Leyla hocam, merhaba. Selamünaleyküm. Bir 5 saniye daha var, bekleyin. Yeni yaptırdık oraya çardağı. Güzel oldu ama ya. Şimdi sen şimdi. Kiraya da geçirdik onu. Leyla kendini tanıtır. Öğretmen olduğunu ve yeni atandığını anlatır. Merhaba, ben Leyla. Yeni atandım. Oho hocam, sizi kafa gidik ya, yaptık sözleşmeyi ya. Ağzınızın neyinizi biliyor musun ben? Leyla hocam, ha, ha öğretmen. Evet, öğretmenim. Ha hocasın, tamam. Heyecanlıyım. Ha. Ha. Heyecanlısın da kirayı verme zamanı geldi ya. Evet. Allah Allah'a git ya, yemin ederim. Leyla, kira hakkında mülk edinme üzerine felsefi bir konuşmaya girer. Şimdi şöyle. Ha. Yani şimdi acaba mülk gerçekten bizim mi? Sonuçta biz geçici varlıklar olduğumuz için. Eminim böyle kafanda dönüyor bunlar ama hocam, ben de bekleyen arkadaşlar var. Okey'e döneceğiz. Kirayı alayım, döneceğiz. Tabii konuşun siz. Siz kirayı verin, konuşun sabaha kadar. Ben hiç gelemiyorum. Bu evi benim bir önceki kez lazım. Hocam nasıl bir... Ama bir hayat hikayesi var bu evi. Doğru. Evi anlatmamız lazım, yatak odasını anlatmamız lazım, mutfağı anlatmamız lazım. Mutfağı anlatayım size. Evet, evet. Merhaba. Hocam, yeni mi geldi? Evet, niye teyze? Sizin alt komşunuz, ha, üst komşunuz Naciye Hanım. Merhaba Naciye Hanım. Evet, bizi ilgilendirmiyorsun. Beni çok ilgilendiriyor. 3 tane oğlum var. Allah. Ben dedim bir tuvalet. Hemen içine bekliyor şu anda okey'e. Ben de parayı alayım, gideyim dördüncü olayım. Hadi. Leyla ev sahibinin parasını verir. Allah razı olsun hocam. Ve sayalım, yanlışlık olmaz. Bu iki yaşlı kadınla derin bir sohbete dalar. O. Evet, şey, evime gitseydim. Aa, demek evine gidecek. Demek ki evde olmayı çok seviyor. Demek ki ev hanımı olsa çok da güzel olur. Ev hanımı yok. Hayır, ben öğretmenim. Ay, tamam, siz çok yanlış yollardayız şu anda. Şey, sen nereysin? Ben Ankaralıyım. Ankaralı. Evet, Ankara'dan geliyorum. Teyzelerden bir tanesi ona ev nedir diye sorar. Ev nedir yavrum? Ev, mutlu olduğun yerdir. Ne fark eder nerede olduğun? Çadırda evdir. Yuva. Evet. Ev nedir? Evet. Bu soru Leyla'nın zihnini kurcalamaktadır. Onlardan ayrılır ve okula doğru yola çıkar. Güzel. Öğrencilerin yeni öğretmenlerini görünce çok heyecanlanırlar. Evet. Onun etrafında toplanırlar. Hadi çocuklar, ev gibi toplanalım. Ev gibi yapalım. Leyla'nın kafasında tek bir soru vardır. Ev nedir? Öğretmenim, evimiz olacak. Leyla boş boş bakar. Sadece boş boş bakar. Diğerleri etrafında onun saçını çekiştirir, paçasından tutar. Leyla'nın kafasında ev nedir sorusu vardır. Ve üçüncü filmin ilk yarısı, sınıf annemi kaybettim. Sevgi öğretmenimiz. 3, 2, 1. Evet. Erkenden uyandı. Küçük
küçük oğlu Ahmet'i okula götürmek için hazırladı. Kahvaltısını yaptırdı. Sabah Atilimi izleriz. Uyuyamazsın. Hayır tatlım. Tatlım bak bugün çok yoğun bir programım var. Lütfen beni yorma. Şimdi al bunları giy. Anne. Hadi. Ama hala karanlık. Kaldır. Karanlık tabii. Anne hala karanlık. Anne, karanlık. Bizimki ters oluyor. Anne ben yapacağım. Şeyden yapıyoruz. Mustafa. Anne. Mustafa beni. Bak anne. Sinirlendiriyorsun daha işe gideceğim. Saçlarımın haline bak. Tamam. Kalktın mı? Sıkma. İyice. Oldu mu? Oh. Tamam. Oldu anne. Çantanı hazırlamıştım dünden o. Bak Mustafa. Baban nerede? Baban anne. Nerede? Tamam, baba! Ne varıyorsunuz be sabah sabah? Dedim anne uyuyalım, baba uyuyalım diye. Mustafa, ama benim çantam. Özür dilerim anneciğim, onu bana ver, içinde pet falan var. Sen de hala buradasın ya. Okula gitmiyor mu? Baba sen bıraktın ya. Ben mi bırakacağım? Sen Evra. Öyle konuştun. Hayır. Ben toplantıya gideceğim. Ben de toplantıya gideceğim. Tamam. Çocuğun yanına... Çocuğun... Benim toplantım daha önemli. Şu çantayı tak. Çantayı tak. Benim toplantımda ben müdür yardımcısıyım. Sen basit bir öğretmensin. Ay bu ne demek ya? Ne demek bu ne demek? Biz bunu kaç kere konuştuk? Neden senin toplantın daha önemli oluyormuş, benim toplantım daha da önemli oluyormuş? Çünkü toplantıyı ben yönetiyorum. Sen orada katılımcısın. Tamam. Olabilir. Ben toplantıma geç mi kalayım sevgili müdürüm? Geç mi kalayım senin yapacağın toplantıya? Ya geç de kalsan ben oraya yok yazacağım. Benim ben yok. Yazacağım ben. Sen olmasan da hiçbir şey olmaz. Ama ben olmasam toplantı yürümez. Ben senin hiç kimseleştirebileceğin bir öğretmen değilim. Al senin öğretmenliğini de gördük ha. Yetiştirdiğin çocuk ortada. Kafa bana terbi geliyor. Ben çıkıyorum valla onu sen bırakırsın. Hadi görüşürüz. Mustafa, onlar da çıkmışlardır. Mustafa sınıfına doğru ilerler. Gel bebeğim. Kaç yaşındasın sen belli değil. Zehra öğretmen de kendi sınıfına kapısının önünde girmek üzeredir. Öğretmen geliyor. O sırada arkadan... Ooo Zehra Hanım derse de geç kalınıyor. Neredesiniz? Burak Bey. Müdürüm. Evet. Aslında çok haklısınız. Çok özür diliyorum sizden. Özel bir konu ama benim de eşim var. Özel mevzularınızı okula taşımayın. Bakın bu Sabih Sübya'nın hakkı var ya. Bu çocuklar sizi bekliyor. Ben burada oyunlar oynattım değil mi? Değil mi yavrum? Nasıl eğlendin? Allah aşkına bir daha bizi bu müdüre bırakmayın öğretmenim. Neyse sizinle sonra konuşacağız Zehra Hanım. Merhaba çocuklar. Biz sessiz sinema oynadık. Sizler neler yaptınız bakalım. Yaptık mı ödevlerini? Müdür bizim defterlerimize baktı. Evet. Dedi ki senin yazın çok güzel. Arkadaşımızı alkışlıyoruz. Şimdi Zehra öğretmeni öğretmenler odası. Diğer öğretmenle konuşuyorken görüyoruz. Her biri velileriyle ilgili durumlardan bahsediyorlar. Ya teneffüs mü? Teneffüs mü şu anda? Şu anda teneffüs. Çok. Çok emdiler. Enerjimi bitirdiler ya. Ah. Hocam bir de bu daha ilk teneffüs. Daha teneffüsünün bitti mi oku? Daha yeni tane var bunda. Ya hayır olamaz. Ben bir damacana kahve alabilir miyim? Şuradan bir damacana yaptırayım. Cenk hocama yapın bir damacana. Bir şey diyeceğim. Ben sen ne zaman böyle gelsen hocam biliyorum ki... Hatice Hanım gelmiş. Hatice Hanım mı geldi velilerden? Ay o şey değil miydi? Sınıf annesi. Onu biz kovduk okuldan. Yolladık. Emzirmeye kalktı çocukları. Hayır o değil, sen de çocuk sayılırsın değil. Kalsın dedim ya. Hocam senin... Ben
benim kahvemi sütlü içmiyorum. Hocam bugünden geçecek. Hatice Hanım'a artık uzaklaştırma emri çıkardı bak. Hocam arkanızda çocuklar mı var? Ben çocuk görüyorum sanki. Oğlum girmek yasak buraya. Hatice Hanım güzel görünür. Şimdi yok orada çocuk yok hocam. Hocam ben size bir çay vereyim. Bakın bir yarım çayım vardı. Bir demlik verin siz. Ben geçeyim şurayı içeyim onu. Hocam, ben hiç süt kullanmıyorum. Hocam yani teyip ederim. Aa, Hatice Hanım ne oldu? Yani uzaklaştırma gelmiş yani. Ama pek bir işe yaramamış gördüğünüz gibi. Genellikle çıkarılan uzaklaştırma pek işe yaramıyor maalesef. Hatice Hanım neden burada olduğunu açıklar. Yani çay vereyim gideceğim ama. Evet, 3 tane filmin ilk bölümünü izledik. Yönetmenlerimizi alıyoruz. Önce yönetmenlerimiz filmlerin geri kalanı ile ilgili bize biraz tahmini planlarından bahsedecekleri fragman cümlelerini söyleyecekler. Onları bir dinleyelim. Distopya filmimiz neydi? Ben gülüyor muyum? Evet. 2035'e nasıl geldik? Sanat filmimiz okul yolu düz mü gider? Öğretmen yine tepede. Aa evet buyurun. Ay yeni bir kodularım var.
yapamayacak noktaya gelmiş teknoloji, internet öyle bir ilerlemiştir ki neredeyse duygular yok olmuştur. Yani kim ne duygu yaşadığını bilmemekte ve gülüp gülmediğini bile anlayamamaktır. Bugün de çok ağladım. Ağlamaktan. Kral kolu gelin. Telefisi görürüz okulda. Ders böyleyse telefisi nasıldır ben çok merak ediyorum. Bir telefisi görürüz. 2035 yılında bir sınıfın, bir okulun telefisini. Ahmetciğim mutfaktan çıkar mısın? Yavrum hocam, şeker. Arada değil mi? Ben yemek yiyecektim. Ama şekerleme yiyorsun. Bak sonra annem bana WhatsApp'tan yazıyor. Yani neden şekerleme yemesine izin veriyorsun diye. Oğlum evde annesi izin vermesin. Değil mi? Kalem açabilir miyim? Aç ama masanın üstüne açma, çöpe git. Sonra annen akşam WhatsApp'tan yazıyor. Niye masanın üstüne kalem açmasına izin veriyorsun diye. Öğretmenim sıfırını çekeceğim, kusura bakmayın. Biz tuvaletten bağlanıyoruz. Okulda toplanmıştık. İlk defa birbirlerini... Bizim oğlan katılamadığı için bir ekranı ben getirdim. Yani. İşte burada. Ama... Merhaba öğretmenim. Merhaba Ahmet, merhaba. Ne kendisi kadar... utanıyor. Normalde evet. Burada da ben ekran yapıyorum. Yani. Değil mi? Evet. İnsan içine çıkamıyorum öğretmenim ben. Olsun çocuğum, inşallah... Özgen yok. Yıllarda. Öğretmenim, şöyle gel yavrum sen de şimdi. Ben yürümeye mutlu. Bak, beraber. Bir adım geri. Geri. Geri tıkla çocuğum. Bir daha geri tıkla. Tamam. Çıktık, kadın çıktı gitti. Öğretmenim, beni bir yeniden başlat yapar mısınız? Evet. Bir karı işte yeniden al. Aa. Dün ben düzeltiyorum. Hocam alışkanlık, ben pantolon unutmuşum. Ekran alışık değildim ben. Tamam şöyle arkasına geç. Kızım gel sen de. Öğretmenim ben filtre kullanamıyorum. Şu an yüzümde pembe şekerlemelerden şey olmadığı için arkadaşlarımın arasına girmek istemiyorum. Biz zaten biliyoruz olmadığını. Şekerleme etiketi. Geçin kanın. Öğretmen bana filtre yaptı. Aynen. Sana maymun daha çok yakışıyor. Öğretmenim hakaret ediyor ama. Ve aslında öyle bir gerçek vardır ki çocuklar okuma yazmayı artık zaten bir yaşında öğrenmiş olarak kilitleri böyle kaydırarak hayata başladıkları için sadece sosyal bir buluşma olmuştur. Ve birbirleriyle temas etmekten korkmaktadırlar. Yani çok ilk defa çünkü birbirleriyle. Bir araya geliyorlar. Şöyle yan yana durabilir misiniz biraz daha? Bir tane oyunu bir refresh yapabilir miyiz arkadaşlar? Ben ekranımı kapatmak istiyorum. Yan yana ne demek? Yan yana. Gözünü kapat. Öğretmenim, üç siyah yan yana gelince patlıyor mu? O zaman sen burayı niye patladın? Aa, doğru. Aferin. Evet, öğretmenim korklama yapıyorsunuz bizden. Tamam, şimdi fotoğraf çekeceğiz, tamam mı? Okuma bayramı hatırası olarak. Ekran ben mı? Ekran görüntüsü alayım mı? Al. Durun, ben basıyorum. Aynı anda üçüne birden basmam lazım ama. Nasıl olacaksa, he? Bir şey buldu bana. Peki, fotoğraf çekimi için gülmeleri gerektiğini fark etmişler miydi? Melodram sınıf annemi kaybettiğimle devam ediyorum. Hatice Hanım'ı ve Müdür Bey'i odada görürüz. Hatice Hanım okulda kendisi için bir görev istemektedir. Yani olmadı böyle Müdür Bey, ben gidemem bu okuldan. Hatice Hanım vallahi bak bizim hanım da kızıyor. Böyle okulda gezinmeniz hiç hoş değil. Hanımdan dolayı mı yani?
Yani biraz bizimki aile işletmesi olduğu için tabii öyle. Sonuçta bu okulu açarken beraber açtık. Kıskanıyor olmasın? Olsun. Hanımım değil mi ya? Kıskanır kıskanır. Benim oğlum var bu okulda. Ben hayatta gitmem. Ne düşünür? Psikolojisi bozulur çocuğumun. Hanımefendi, sizin oğlanın psikolojisi bozulmuş zaten. Böyle geziyor okulda. Nasıl? Nerede tutsam emeceğim diye geziyor. Bir de emecek yani. Ama. Sağlık açısından. Geldi 14 yaşında bu çocuk ya. Askere göndereceğiz neredeyse. Yapmayın. Bana bir görev verin vallahi. Ben hayatta gitmem buradan. Aa. Siz hala gitmem ya. Anne. Ya sizin yüzünüzdenmiş hanımefendi. Aa anne. Anne. Ay çok özür dilerim. Anne. Mustafa'yı kurstan almayı unutmuş olabilir misin? Evet. Olabilir. Mustafa. Kırayım anne. Hayır. Evet, ben senin babandan önce müdürünüm. Yapamazsın. Disiplin altında. Yalnız onu kaynıyor yalnız. Hemen onu değil Hatice Hanım, siz kaynıyorsunuz. Hatice Hanım görev istiyor. Veremem dedim. Aa hayır lütfen bakın. Kadın kadını destekler. Hatice Hanım. Hatice Hanım. Benim bir bakıcıya ihtiyacım var. Evet. Çünkü şu anda burada olmayan eşim bazen çocuğumuzu kurslarda unutabiliyor. Acaba bir bakıcımız olsa... Ya unutmuyorum, özellikle almıyorum. Baba! Şuna bak! Bunun babası olarak tanınmak istemiyorum ben ya. Anne babam beni sevmiyor. Psikolojim bozuldu benim. Ya neden öyle yapıyor benim çocuğum? Bak bundan sonra hanımefendi bizim eski... Ne okul, o? Okul anne. Annesi, sınıf anne, artı senin gerçek annen. Buyurun. Buyurun. Anne. Yalnız okulda bakarım, evde değil. Okulda mı? Burada mı? Yok, burada olmaz. Burada olmaz, hayır. Ya olur. Ben kimin çocuğuyum? Ben ne çocuğum? Anneciğim, buyurun. Yavrum, hep dilimin ucuna geliyor. Güzel bir oyun. Ananın oğlusun sen. Anneciğim bak bu bir oyun. Nasıl okulda öğretmenleri öğretiyor böyle doğaçlama yaptırıyor drama derslerimizde. Öyle düşün bu bir oyun. Ben de bir senin annemi seni çok seviyorum. Babanı da çok severim. Anneanne emziriyor musunuz çocuğunuzu? Allah Allah taktı ya. Hanım kaç yaşında çocuk emzirilir mi canım ya sizde? Bana bak gel buraya. Her şeyin başı sağlık. Ya sen emin misin ya? Ama bana bu emzirilme bilgisi çok geç verildi. Ya olur mu canım, bu kadının adı çıktı. Ama işte ben o arada hep Mustafa'nın sınıf toplantısında olduğum için bu haberlerin hiçbirini yakalayamıyorum. Ha, bir Mustafa'nın ebeveyni sensin, ben değilim yani. Evet, ben neredeyse bir bekar annem diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Teşekkürler. Doğru. Hatice Hanım bu teklifi kabul eder ve ertesi sabahı görürüz. Ben okula gidiyorum. Hayır. Ben gittim okula. Hayır, saçmalama. Hayır. Anne. Efendim canım, hem bebeğin günü hayır artık bir şey yok. Artık o benim bebeğim, o benim canım. Okula artık. Kerem lütfen ya, ailemize karışmayın. Kerem gelmeyin, sınıf babası şey. Evladım olmaz. Senin benim gülümsün. Esentçi gerekiyorsa kendimi traktörün altına atarım. Gider bulurum bir traktör atarım. Evet, yönetmenlerimizi sahneye alıyoruz. Kalan iki filmden yine birini göndereceğiz. Birisi kalacak. Yine gitmesini istediğinizi alkışlıyorsunuz. Kalmasını istediğinizi alkışlamıyorsunuz. Ama bir dakika, önce yönetmenler ve hikayeleriyle ilgili bize ipucu versin. Distopya filmimiz için acaba nasıl bir devam bizi bekliyor? Bu zombiler neyle besleniyordu? Melodram. Zehra, öğretmenin sınıfı neden boştu? Peki. Distopya ile devam edelim diyenler alkışlamaz. Melodramla devam etmek isteyenler alkışlamaz.
geldi. Hazır mıyız? Sene 2000... Bir şey. 500. Sene 2500. Sobotto öğretmen. Veli toplantısı için tüm velileri şeyle bağlanmıştır. Hologramla. İyi günler Sayın Veli. İyi günler. Evet, hava durumu bozukluğu yüzünden hologramla. Çekmiyorsunuz zaten. Yok, ben çekiyorum efendim. Çekiyorum da siz alamıyorsunuz. Bakın ben ne kadar netim. Siz netsiniz efendim. Ama siz beni... çekmiyorsunuz. Hah, galiba düzeliyor. Bir kapayı açın. Hocam, ben şimdi bizim oğlanın durumu için rahatsız ettim. Kusura bakmayın. Şu teknoloji ne kadar değişti değil mi? Aynı gerçek gibi. Aa, sizinki çok enteresan. Ben eski sürümü kullanıyorum, kıpırdayamıyorum. Tam benimle olmuyor yalnız burada. Sürümü kısıyor. Evet, çok artıyor. Bizim... Recai Beyler de almış, yüz sürümü konuşamıyoruz ya. Tabii bu hologramı kullanabilen belli bir gelir üzerindeki vatandaşlardır. Fakat sokaklar, 2500 yılında sokaklar o kadar korkmuştu ki. Mesela birbirlerine telefon etmek, fotoğrafını çekmek yerine telefonlarla vuran zombiler doluydu. Sokakları görürüz. Yok, beni beğenmeyin abi. Beni beğenmeyin. Siz kendi kendinizi beğenin. İnsanlar işe gitmekteydi, alışverişe gitmekteydi. Belki bazıları çocuktu. Ben onu yorulamam. Başaramayacağız bu işi yavrum. Vallahi bak. İç Anadolu'nun güvenliği. Yemin ediyorum Kayseri'li var ha. Öyle deme. Bizim koskoca bir mantı imparatorluğumuz var. Nasıl yaptık sanıyorsun diğer 11 aileyi nasıl etkiledik? Bugün bütün okullarda cuma günü pis. Sen diyorsun insanları. Evet. Abi. Ve bunun sırrını sana vereceğim evladım. Evet. Bol sarımsak. Neyini etkiliyor? Paralize ediyor. İnsanlardan uzaklaştırıyor. Bence o değil baba. Bence teknoloji o kadar ilerledi ki insanlar artık dijital olmaktan insan olmayı unuttular. Sen ne kadar güzel mesajlar veriyorsun öyle. Ben... Aslan oğlum benim. Sen baba. Aslan oğlum. Babam. Oğlum. Aslan babam. Oğlum benim. Benim babam bu. Canım oğlum. Mantı deli. De. Ay yaşanmam. Oğlum burası çok sarımsak kokuyor ya. Yani bunun içine düşmeden de yiyebilirsiniz. Bu sen misin anne yoksa hologramın mı? Senin annen bir hologramdı yavrum. Canım babam et kemik böyle dokunuyor birbirimize. Anam gitmiş uzaklarda hologramını yollamış bize bak kayboldu. Ben bunu yıllar önce sevdim. Bir hologramken sevdim. Fakat... Sen de o zamanlar hologram mıydın baba? Evet baba. Canım.
Gigabaytı yetmedi. Aşkımıza yetmedi gigabaytı. O kadar zenginliğine rağmen cimrisin baba. Kendi gigabaytı olsun istedim. Ama o da ne? 1995 yılından tanıdığımız Mithat Bey'in babasının değil çocuğunun 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 çocuğu aslında 2500 yılında bu ailenin içine sızmıştı. Ve öcünü alacaktı. Kim ulan o? Aa, bak en güvendiğimiz insan. Kapıcı Mithat Efendi. Şükürler var efendim, anına geldim. Kapıcı Mithat Efendi. Siz ne kadar gerçeksiniz ya? Sizi ailemizin içine sokmak istiyoruz. Size o kadar güveniyoruz ki, siz et kemik olduğunuz için. Evet, doğru. Biz diyoruz ki babacığım biz gidelim. Bir dakika, bir 15 saatliğine falan o yönetsin aileyi. Dünyayı falan. O kadar güveniyoruz. Hadi hayırlı olsun. Bir tatile gidip geliyoruz. Zamanında babamı işten eden insanlar... Teknoloji şimdi benim ellerimde. Efendim, biz bugün öğretmenlerle ilgili, okulla ilgili küçük doğaçlamalar yapmaya çalıştık. Birazcık sizi yemek rehavetinden kaldırmak için. Bu doğaçlamalarda bize yardımcı olan doğaçlamalar...